Şimdi çok inanmış olduğum bir laf vardır ve bu lafta şöyledir yola çıktıklarınla yolda bulduklarını değiştirirsen asla o yolu tamamlayamazsın. Doğan Yıldız son iki maçını kaybetti. Son maçını kaybettiğinde de şöyle bir şey yazmış. Çok şaşırdım. O yüzden için içerisine girip maçı net izlemeye karar verdim YouTube kanalından. E, haksızlığa uğradım falan filan. Abi ne haksızlığa uğramışsın Doğan? Senin zaten orada yani kazanman abesti. Adama sadece Lord tekme atıyorsun. Ne bir yumruğun var, ne bir organizasyonun var, ne bir tekniğin, ne bir taktiğin var, ne bir kondisyonun var. Arkadaşım sen hiç yumruk atmayı öğretmedi mi çalıştırmış olduğun kişiler sana? Yani sağ ayağın eyvallah o benle çalıştığında da söylüyordum sana diyordum ki arkadaşım beton gibi ayaklarım var kullan. Ama arada kullan. Yani sen boks yok. Ya çok üzüldüm açıkçası. Çünkü yan bunların hepsinin ne kadar yanlış çalıştığını gösteriyor. Bunların hepsisinin ne kadar yanlış insanlarla yola devam ettiğini gösteriyor. Bunlar senin ne kadar doğruyu bir anda yanlışa çevirip şu anda yanlışın içerisinde boğulduğunu gösteriyor. Evet azimli olabilirsin, evet kuvvetli olabilirsin, evet hırslı olabilirsin, her şey olabilirsin. Ama eğer bu devirde artık disiplinli, programlı ve bilimsel olarak çalışmadığın sürece asla ve asla gelişmeme, başarılama şansın yok. Bunu sana çalışırken de söylemiştim. Lütfen o videoyu bir önce kaldır ve de ki ben yenildim, hatamı anladım ve daha iyi çalıştım. Daha iyi çalışacağım, daha iyi çalışacağım, daha iyi çalışacağım. De böyle devam et ya da Doğan... Kardeşim biliyorsun seni çok seviyorum ve seninle ilgili eleştiri yapmak iyi Kendim de hak görüyorum. Çünkü yeteri kadar seni destekleyip yanında oldum ama hatalı olduğun zamanlarda hatanı söyleme zorunluluğum var. Bu yüzden de bu konuda kimse kusura bakmasın. Acilen eski hırsına geri dönmelisin. Acilen ama çok acil. Yani ya YouTuber ol Böyle devam et internet üzerinden satışlarına yap ya da adam gibi sporcu ol, adam gibi profesyonel çalış. Yoksa daha çok senin tabirinle dayak yersin. Benim tabirimle maç kaybedersin, yarış kaybedersin ama senin tabirinle dayak yersin. Sonra sadece kavga var diye yazıya gidersin. Bunu bence bir an önce düşün. Şimdi konuşacağım ikinci bir konu daha var arkadaşlar. Bu da Doğan Yıldız'ın bu maçta ne kadar ama ne kadar beyefendi olduğuyla ilgili. Çünkü maçta karşı taraf özel bölgesine vuruyor. Bu karşı tarafa yanlış yumruklar, tekmeler atıyor. Bizimkisi karşı tarafla asla gerilme yok. Sarılıyor, birbirlerine özür diliyorlar. Tam bir beyefendi ve tam bir centilmenlik içerisinde geçiyor. Dedim ki kendi kendime. Evet abi ben senin bu huyunu biliyorum. O zaman sen niye dışarılarda böyle oluyorsun diye soru sormaya başladım. Doğan normalde böyle saygılı bir arkadaşlar. Bak samimi konuşuyorum. Ama ne oluyorsa maçta onun arkasındaki çok seven arkadaşları. En az benim kadar onu seven arkadaşları. E ve çoğunu da tanıyorum zaten. Spor ahlakını ve kültürünü bilmediği için. Ringe vurbalar Orada taşkınlık çıkartmalar. Küfürler etmeler. Bu Bunlar hoş şeyler olmadığı gibi organizasyonda da zaten tüy kaka olmaya başladı ee, Doğan Yıldız'ın çevresi ve kendisi. Eğer son maçtaki gibi sonuç önemli değil son maçtaki gibi beyefendi ve e, centilmen devam edip de arkana da böyle şeyler almazsan saldırgan arkadaşlar almazsan ben de çok daha iyi başarılı olacağını biliyorum. Ama bir abin olarak, bir kondisyoner, bir eğitmen olarak sana buradan şunu tavsiye etmek istiyorum kardeşim. Bir, son bir yılda gördük ki kibri asla insanlar üzerinde bir etkisi yok. Ve kibri yapan insan her zaman kibrinde boğulur. Son bir yılda bunu yitirince televizyonlarda ve sosyal medyada şahit olduk. İki, acilen bu yola nasıl çıktıysan o yoldaki insanlarla devam et. Çünkü yola çıktığında yolda bulduklarınla değiştirdin. En büyük hatandı. ve sana o gün dedim ki kaybedeceksin. Ölmez abi dedim. Dedim ki sana kaybedeceksin ama iki maç üst üste kaybedeceğini tamam etmemiştim. Bu da gerçekten ne kadar vasat, ne kadar rezil, ne kadar ciddiyetsiz çalıştığını gösteriyor. Yanlış çalıştığını gösteriyor. Hareketleri belki ya doğru yapabilirsin. Hareketler belki doğrudur. Antrenman belki doğrudur. Ama pratiğe döktüğünde yanlış yapıyorsun. O da demek oluyor ki sen yanlış yoldasın Doğan. Yolun iki ayrılıyor bu saatten sonra benim düşüncem. Bir, artık YouTuber ol. Ne yürütebilirsin bilmiyorum. İki, artık gerçekten sporcu ol. Neler yapabilirsin bu kafayla bilmiyorum. Ama umarım bile anladınız.